Efendim Belisırma'ya geldik. Melendiz çayı akıyor. Burada bir bütün turistler gibi burada bir mola ver. Ne molası? Yemek molası. Efendim gelirken zaten mis gibi kokular. Acıkıyorsunuz da yürüdüğünüz için. Evet. Hemen yemekler konurken söyleyelim nedir? Bu saç tava, alabalık, kiremitte. Gördüğünüz gibi mantarlı. Vejeteryan bu. Mantar, domates, biber, üzerinde kaşar peynir var. Köfte, evet. Tavuk göğsünden yapıyoruz. Bu da et güveçimiz. Evet. Kaşarlı mantar. Kaşarlı mantar, bu da kiremitte. Eski bir işletme. Tabii. Açık olarak 24 senelik falandır. Ben yurt dışındaydım. Nerede? Fransa'da. Zaten maşallah Aksaray'a geldiğinizde soruyorsunuz iki kişiden biri. Muhakkak yurt dışında. Yurt dışında doğru. 35 sene orada kaldık. Fransızca vardır herhalde. Tabii ki. İyi mi yani? Pek o kadar değilse de yani kendi şeyimizi kurtarırız yani. Gittiğimiz yerde. O zaman Fransızca şöyle de. Çok çeşitli yemeklerimiz var. Sizi buraya bekliyoruz de. Fransızca mı? Onu yine ben Türkçe söyleyeyim de. Karıştırmayayım. Başkanım. Şöyle bir genelleme yaparsan. Mesela 10 evde kaçı, 10 evden kaçı yurt dışında çalışıyordu? Kasabamızda 1200 hane civarında hane sahip. Her haneden bir kişi, en az bir kişi olma şartıyla 2, 3, 4, 5 kişi de olanlar var. Yani her haneden, her haneden biri yurt muhakkak, nerede? Genellikle İngiltere. Bundan 15 yıl önce falan Almanya'ydı. Almanya ekonomisi biraz zayıflayınca İngiltere'ye, Londra'da gene. Merkel duysun. Aynen öyle. Alman ekonomisi birazcık bozuk diye. Şu anda zaten Türkiye ekonomisi hepsini geçtiği için genelde geri dönüş yapanlar var. Emekli olup geri dönüş yapan. Çocukları yine İngiltere, Londra'da. Rukiye Hanım. Buyur anam. Kamera nerede bir bak. Baktım. Şimdi kamerada herkes sana bakıyor. Evet. Sor bakalım bunu bilecekler mi? Bunun altında ne var diye sor. Bunun altında ne var? Cevap yok. Aç da görsünler o zaman. Öyle mi? Ne var? Fasulye var. Efendim tandır. Tandırda Rukiye Hanım. Evet. Bize ne diyoruz? Çömlekte fasulye. Evet, çömlek fasulyesi, tandır fasulyesi. Neredeyiz derseniz burası Aksaray'ın Demirci kasabası. Şimdi bunu alıyoruz. Ben alayım. Bak nereye gidiyor. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Ben alayım. Hadi sen al. Efendim Demirci kasabasında Mustafa Bey'in evinin güzel bir köşesindeyiz. Rukiye Hanım da getirdi fasulyeyi. Pandır da 3,5-4 saatte pişmiş. Bir de yanına bir şeyler yapmış. Bizi davet etti. Ama biz oturup da böyle yemeyiz. Size de gösteririz de yediğimizi. Ne var Rukiye Hanım? Fasulyenin dışında ne yaptın? Kehnimiz var. Tütlaşımız. Sulu yumurtamız bu da. Ben bunu tavuk gibi gördüm. Nasıl yapıyorsunuz? Eti kavururuk. Yumurtayı pişiririk. İçine dökeriz. Öyle güler yüzle bakıyorsun ki bana. Beni çok seviyormuşsun nasıl gibi. Nasıl sevdim? Esas sevdim. Vallahi çok sevdim. Efendim, Mustafa Bey'in evinin güzel bir köşesi dedim. Şöyle etrafa bakıyorsunuz. Yani belli çok eski böyle toplanmış, değerli eşyalar var. Evet. Kaç yıllık en eski biriktirdiğin, toparladığın? En eski 350-400 yıllık var. Var. Nedir o? Karasaban var. Körük var. Çıkırık var. Ne zamandan beri bunu toplamaya başladın? Kaç yaşındaydın? 1981'de başladım bunu toplamaya ben. Yine o sürede iyi toplamışsınız yani. Daha önce de toplamadan önce de böyle hazırlıyordum. Bunu ellerimize takardık. Orağına ekim biçerdik. Bunu böyle ellerimize takardık. Gerçi şu tırnağım hasta girmez de. Böyle takardık şöyle. Orağımız han orağımız. Bir de orağımız vardı. Bununla tarlalar dikmişlerdi. Artık yok değil mi kullanımı bunu? Var, halen kullanan var. Bu kaç yıl, ne kadarlıktı? Bu 150 yıllık falan ancak. Vardır. Var. Hey gidi günler. Ah nasıl işlerdim bunu, ah tıkır tıkır. Yani özlüyormuşsun gibi, bak bak. Nasıl, nasıl. Ha? Rukiye Hanım özlüyor gibisin. Özledim.
Esas özledim. Eskiyi özlüyor musun? Özlüyorum. Şimdi bununla bir tıkır tıkır şöyle işlesek ne var? Hadi bakalım çalış. Rukiye Hanım çalış. Oralara gitme, gel yanıma. Bir şeyi eksik yaptın. Nasıl kuzum? Dedin ki türküyü de çığıra çığıra yapardım. Hadi bakalım, hani türkü? Bu arada kestiğin ne? Onu da seyircilerimize söyleyeyim. Ne var mesela? Ne buğday kesiyor? Gezdik, gördük, işledik, yığdık, sürdük, savurduk. Buğdayımızı şuna yığdık. Bu 100 yıllık var. Bu bir kaz çırası, bu da 100 yıllık var. Bu bezir çırası 200 yıllık var. Bu arabacı feneri, kışlık dedenim o. Yüzlük yaparlardı bundan, körük bu. Bu 200 yıllık var, bu çok eski. Babam yıllarca giydi bunu. Ondan sonra ara sıra ben de giyinirim. Bayramlarda. Mustafa Bey'in havası hemen değişti değil mi? Şapkayı takınca. Daha bir güzel oldu. Cumhuriyet şapkası yakışacak elbette.